Herkese merhaba ben Aynur. Bugün size pamuk gibi kaşar peynirli poğaçalarım var. Bir su bardağı ılık sütüm var. Bir su bardağı ılık krema. Krema yerine süt de kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı e, şeker, bir paket kuru maya ve alabildiği kadar da unumuz var. Ben tahminen 650 gram un kullandım. Yani 4 su bardağı yapıyor. Un ve tuz hariç malzemelerin hepsini önce yoğurma kabıma alıyorum. Bir çırpma teliyle karıştırıp 10 dakika mayalandırıyorum. 10 dakika sonra geri kalan malzemeleri ekleyip çok böyle yumuşacık bir mayalı hamur hazırlıyoruz. Kesinlikle daha fazla un ilave etmeyin. Ee, daha fazla un ilave etmemeniz için isterseniz ara sıra ellerinizi yıkayın. Veyahut da bir spatula ile hamuru yoğurun. Ben de spatula ile karıştırdım. Veyahut da mutfak şefinde de yoğurabilirsiniz. Buradan hamurun kıvamını tam olarak görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok yumuşak bir hamur. Elle yoğurulması neredeyse imkansızdı. Ben de spatula ile karıştırdım. Ve üzerine bolca un serptikten sonra bir mutfak beziyle kapatıyorum ve sıcak bir ortamda hamurumu hemen hemen bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Ne kadar fazla mayalandırırsanız o kadar da güzel sonuçlar alırsınız. Bunu her zaman söylüyorum. Bir saat sonra hamurum daha hala yumuşak ama Ele yapışmayan şahane bir hamur olmuştu. Şimdi hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Benim bezelerimin büyüklüğü limon büyüklüğündeydi. Siz isterseniz daha küçük ve hatta da daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Size vermiş olduğum bu malzemeden ben iki kalıp e, kek kalıbı börek pişirdim. Böreklerimi kek kalıbında pişirdim. Şimdi bezelerimi merdane ile ova şeklinde açıyorum. Bir tarafını çok ince şeritlere kesiyorum. Baya böyle ince ince şeritlere kesmeniz lazım. İsterseniz bıçakla kesin, ister pizza bıçağıyla veyahut da böyle bir spatula ile de yapabilirsiniz. Ben hamur spatulasıyla kestim. Şimdi üst kısmına rendelemiş olduğum kaşar peynirini koyuyorum. Kenarlarını içe doğru kıvırdıktan sonra rula halinde sarıyorum. Bu işlemi bütün bezelerime uyguluyorum. Siz iç malzemesini damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Beyaz peynirli yapabilirsiniz. Kıymalı, patatesli ve hatta sucukla da hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımın hepsini hazırladıktan sonra tepsilere koydum. Pişerken çok fazla kabaracakları için ben iki tepsi yaptım. 3 tanesini bir tepsiye, iki tanesini de ayrı bir tepsiye aldım ve de tekrar yarım saat kadar mayalandırdıktan sonra üzerlerini Biraz süt e, sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Poçaların fırından çıktı. inanın o kadar yumuşak olmuşlardı ki ve kaşar peyniri de bu poçalara çok güzel yakışmıştı. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.